yüksek oranda heyecan içeren hızlı ve iddialı şampiyon özel başlıyor. Hızlı ve iddialıya hoş geldiniz. Uğur Karakulukçu, Serdar Açelikler ve bendeniz Yağız Sabuncuoğlu. Karşınızdayız İtalya. Belçika sabah akşam buradayız kardeşim. Sabah akşam. Sabah akşamı gecemiz gündüz karı her dakika buradayız ya. Neyse. Belçika Portekiz'e iledi. Patron da burada mı sabah akşam? Tabii. Hızlı ve iddialı. Sponsorlarımızı seviyoruz. İddiayı çok seviyoruz. Hayırlı başarılar diliyoruz. Çok güzel çalışıyoruz voleyle. Siz de voley uygulamasını indirmeyi unutmayın güzel kardeşlerim. Sezonda iddialı her şeyler burada. Katılıyorum Serdar Çelikler'e. Portekiz-Belçika maçıyla başlayalım. Ya böyle Belçika... umurum olur kardeşim. Hollanda gitti. Portekiz gitti. Portekiz gitti. Nasıl olacak bu işler ya? Şimdi İtalya ile Belçika'dan biri de gidecek. Yani eşleşiyorlar. Ama o taraf zaten birbirini kesen keseni. Bu tarafta da... Ondan sonra da bir Fransalı... İspanyol bir de Fransa, bir de Fransa ile oynayacaksın tabii. Fransa İtalya da olabilir. Fransa Belçika da olabilir. Fransa şeyi yener mi yani? İsviçre yener gerçi ya Fransa. İsviçre yener herhalde. İspanya... Bence İspanyol'dan çıkar da. İspanya Hırvatist Fransa da olacak. Daha. Son 16'nın herhalde en net favori olduğu takım Fransa. İsviçre'ye baktığın zaman. Onları sonra konuşuruz da. Ne diyorsun? Olmadı. Ben Portekiz'e hakikaten üzüldüm. Dün gece de konuştuk biliyorsun. Hı-hı. Gerçekten Fernando abime. Fernando Santos abime, Ronaldo kardeşime üzüldüm. Ama Uğur Karakullukçu'nun zamanla ilgili acı gerçek vurgusu da unutmamak lazım. Artık Ronaldo galiba yavaş yavaş yaşlandı. 90 dakikalık oyuncu olmaktan burada, çıktık en azından. Ya bu arada Ronaldo'da şöyle bir durum var. Ben dün turnuvadaki acı tarafı şu. Turnuvadaki en iyi oynadığını düşünüyorum. Ama ne diyorsun? Ona rağmen yani ya en iyi halde mi diyorsun? Oyun içine bir şey veremiyor abi. Evet. Hani kritik anlarda bir iş yapma bazen. İşte arkaya sektirdi. Bir iki yerde kritik bir şeyler yaptı ama tamamen bunun üzerine bir şeyi var artık. Yani gol atarsa var ya da skor etkilerse var, yoksa yok. Çünkü oyun içinde doğru. Sana enerji katma ihtimali yok. Top taşıma ihtimali yok. Alıp servis yapan bir oyuncu değil. Top tekniğiyle oynayan bir oyuncu değil. Yani atıyorum Messi gol atmasa da 10 numara gibi takılıyor bir yandan. Ama öyle değil yani Ronaldo. Yaşı sebebiyle fizik anlamında kas kütlesini düşürdüğü kendisi tarafından da açıklanmış. Fizik olarak kendine iyi baktı ki yani bir 30, kesinlikle 36 yaşına gibi oynamıyor bu adam. Yani bunu kabul etmek lazım ama ona rağmen artık kendini idareli kullanması gereken bir santrfor aslında. Doğal olarak bütün takım ona göre şekilleniyor. Şimdi Jota'nın oynama sebebi Bernardo Silva'nın Fernando Santos'u çıkardı 11'i ben beğendim elenmesine rağmen. Doğru 11 çıkardı. İşler Belçika'nın alakası Torgan Hazard da bu arada öyle alakasız bir gol attı ki maçın gidişinden maç Belçika oynamadan büyük bir golle kazandı yani çok büyük bir golle. Maç değişti. Şimdi hoca da yapabileceği doğru değişiklikleri hep zamanında yaptı. Direkt devre arası girdi. Hemen baktı olmuyor devamını getirdi. Ben Fernando Santos'u dünün daha iyi yöneten hocası olarak görüyorum. Ama toplam resimde baktığımızda da Portekiz'in bazı kısıtları var Ronaldo olduğu sürece. Dediğim gibi tarihin en ikonik iki oyuncusundan biri bence. Ronaldo'suz bir 11 hayal edebiliyor musun? Peki bir sonraki Dünya Kupası üzerinde konuşalım. Ya Andre Silva ile mesela daha farklı bir 11 çıkar. Ronaldo devre dışı. Dönebilirsin. Bernardo daha... Silva, Jota, Silva mı? Ya da Jota'yı oynatıp daha hareketli bir ön tarafla Bruno Fernandes'i kullanabilirsin. Dünya Kupası'nda olur bence ya Ronaldo. Olur da artık olmaması lazım. Olur da ben olmaması yani, lazım diyor işte. Yani. Yani sürekli tolere etme dozu artan bir oyuncu. Bu arada yani gerçekten anlıyorum yani Ronaldo abi adam yani tabii ki ya eli ayağı tutuyor kel. Oynatırsın. Oyundan alamamasını anlıyorum yeri geldiğinde ama bunun da bir bedeli var. Şimdi bu bedel yokmuş gibi de davranmayalım. Hani oyundan alamıyor olması ya da Ronaldo'nun tarihin en büyük oyuncularından biri olduğu için sürekli sahada yer alıyor olması ama gün geçtikçe artan bir bedel var. Messi'yi oynatmanın da bir bedeli var mesela. Messi de 22 yaşındaki gibi böyle tabii, flash tabii. Gibi 400 metre dribling yapmıyor maç başı. Kendini saklıyor, 10 dakika oynamıyor falan. Tabii. Hani onun da bir bedeli var. Yani Messi ile Suarez niye aynı takımda olmadı? Bir bedeli var ya. Çünkü ikisi de yaşı geldi. İkisi de idare edilmesi gereken oyuncular. İdare edilme tarafını unutmamak gerekiyor. Ben bunu Fernando Santos'un gayet iyi yaptığını düşünüyorum. Ama bir yerde tıkanıyorsun. Ve unutmayalım. Bu turnuvada Portekiz'de Macaristan'ı yendi abi. Almanya'ya gerildi. Kepaze oldun. Almanya'ya kepaze oldun. Fransa'ya iyi oynadın. Max bu ama 2-2 kaldım. O da Fransa'nın işine geldiği için. Macaristan'a da 84. dakikaya kadar yenemiyordun. Tabii. Fransa da mesela işine geldiği için beraberlikle lider olduğu için sen onu oynadı aslında yani direkt. Yani o noktada pas yapıyorlardı karşılıklı. Şimdi Portekiz gibi bir takıma baktığınız zaman kesinlikle çok doğru tespit. Macaristan'a 84'e kadar yenemedin. Almanya'da kepaze oldun.
Doğru söylüyor. Ve çok iyi kadroyla yaptı bunu. Ama bu maçta ulan tur gidiyor diye ikinci yarıda her şeyi yaptılar. Her şeyi yaptılar. Bu 40, cesur oynattı. İşte 45 dakikada yetmiyor işte abi. 20 küsür şut bakıyorsun diğer taraftan Belçika'ya. İsabetli şut 1, o da gol. Ya işin gerçeği şu ki arkadaşlar, sevgili iddiacılar, hepinizin de çok iyi bildiği gibi. Abi futbolda yani öyle işte olmuyor abi, ne kadar ekmek o kadar köfte yani. Çok adil bir spor bu konuda. Gerçekten. Yani futbolun adaleti yok derler ya, gerçekten çok adil bir spor abi. Daha iyi hazırlanan, daha iyi konsantre olan devam ediyor ve sen bir yerde eleniyorsun abi. Bir yerde tıkanıyorsun. Hı hı. Şimdi bakıyoruz ulan Fransa'da hiçbir şey oynamıyor diyoruz. Ama adamlar mesela çok kendine güvendiler en azından. Belli ki bir yarı finale gelecekler yani. Bunu gösteriyorlar sana. İşte Danimarka adam kendini öldürüyor abi. Belki bir yarı final ihtimali doğdu şimdi bak. Yani herkes gücü nispetinde bir hazırlık yapan adam bir yere ulaşıyor yani. Hiçbir şey boşuna değil. O yüzden de Portekiz'de dediğin doğru, bir tek Macaristan'ı yenen takımda elenecekti yani. Belçika'da iyi top oynamıyor ama bakalım. Roberto Martinez'in 1-0'dan sonra oynattığı oyun. Anadolu takım hocası oyunu. Kesin yani. Dün de onu söyledik. Yani uzun şişirelim Lukaku'yu. İşte Lukaku tutsun. Kenardan hızlı arkadaşlarımız var. Onlara atak yaratalım. O da yalnız kaldı. Sıfır. Ama mesela abi sıfır keşke şey onu yapabilse bak. Bu arada yapamadılar ya. Bak bu en primitif atak biçimi. Ama en kolayı aynı zamanda şey açısından yani. 0-0 iken de belli ölçüde yapabilirsin bazı takımlara. Bu da herkese değil. Gerideyken yapamazsın ama 1-0 iken rahat yaparsın. Şimdi kontratanda bir mantalitesi var. Mecbur, rakibin mecbursa kucağa alıyorsun. Mecbursun. Geleceksin yani. Maçı 1-1'e getirmek istiyorsan geleceksin. Buna göre bir şey kurmakta sakınca yok ama mesela bu rakibe reaktif oynayacaksan da baba bunu da oyna o zaman. Ya bu hani bir tane şut attın gol oldu. Kalan maçın kalan kısmında 55 dakikada bir tane kaleye bulan şutun yoksa sen bunu yapamıyorsun demektir. Ya bu baya kötü bir şey. O yüzden ben eleştiriyorum. Yoksa hani Fransa'da mesela Almanya maçı 4 şutla tamamlamış. 4 şut bir gol. Ama mesela biliyorsun ya Fransa'nın kontratakları da daha tehdit etti yani aslında Almanya'yı. Yani o şuta çeviremediler onlar ama en azından kontratakların gücünü gördük. Yani burada ya Lukaku indiriyor, yine bir şey yok. Carrasco alıyor. Fransa 3 tane attı abi. Başı kesik tavuk gibi oraya sürüyor, buraya sürüyor falan. Alakasız yerlerde bir sonuç yok yani. Ya adam şöyle bir hayır abi, şimdi bak sen Belçika'ysan atalım Mehmet Yıldız'a. Tutsun Musa ile Balil'i de buradan koşsun. Oyunu olur mu abi ya? Bülent Uygun musun kardeşim sen? Hadi o zaman Sivas'ında tuttu bu işte yani baba. Yani 1-0 önde biraz top ya. Biraz top. Hani sende De Bruyne falan var ha. Yanlış anlama yani. Bu arada Hazat Mazat var ya. Yaşa, orta sahada bayağı futbolcusu var yani. Sakatlandıktan sonra Balili olsaydı 3-0 biter. Balili Manili yani. Balili olsaydı Carrasco'dan daha iyi oynardı ya. Ama onun gibi oynamadılar mı abi? Tam sonradan golcü. Atalım Mehmet Yıldız'a. Vallahi o ya. Doğru. Yüksek oranda heyecan içeren hızlı ve iddialı şampiyon özel devam edecek.